Selam, naber? Ben çok iyiyim arkadaşlar. Bugünkü video konumuz gerçekten muazzam bir video. Daha önce kimsenin aklına gelmemiş. Daha önce YouTube'da böyle bir içerik gördüğünüzü hiç düşünmüyorum. İlk yaptım. İlk defa çekiyorum. Ve umarım beğenirsiniz. Tamam mı? Videomun konusu kötü yorumları okuyorum. Daha önce bence de görmediniz. Ben de görmedim çünkü. Yani başlayalım yavaştan, he? Yani arkadaşlar bu arada gerçekten bana gelen eleştiriler olsun, kötü yorumlar olsun, aşağılamalar olsun, küfürler olsun o kadar bambaşka, farklı bir düzeyde ki anlatamam size. Ve gerçekten çok ağır eleştiriler aldığım noktalar oldu. Çok iğrenç yorumlarda bulunan insanlar da oldu. Ve ben tam bu videoyu yapmak için hani yorumları topluyordum ki birçoğunu göremedim, bulamadım. Ve şöyle bir durum oldu. Hani düşünüyorum. Hani YouTube mu otomatik engelliyor acaba bunları diyorum. Yo. Hani bazı kötü yorumları şeye düşürmüş mesela. Farklı bir alanı var YouTube'un işte. YouTube stüdyonun. Farklı yorumları direkt ana sayfaya düşürmek yerine hep önce benim önüme düşürüyor. Ben onaylarsam görünüyor. Ben de hepsini onaylıyorum zaten genelden. Yani kötü de olsa yorumdur sonuçta diye düşünüyorum. Ondan sonra arkadaşım bulamadım. Sonra acaba şey düşündüm. Bu insanlar başta beni sevmeyip sonra beni sevdiler mi? Sonra dedim ki çok salaksın kızım sen. Niye böyle bir şey oldun? Belki de olabilirdi. Bilmiyorum da neyse. Yani şunu söylemeliyim. Bakın gerçekten bu canı gönülden söylüyorum. Hiçbirine üzülmedim. Aksine yarıldım. Yani gittim Twitter'da dalga geçtim. Ne bileyim işte bir sürü şey var. Şimdi bu yorumu yapan arkadaş yorumunu sildi ama biz bununla bayağı bir bu arada şey münakaşaya girdik. Bana şöyle bir yorum yapmıştı. Hocam ben sizi adam sıfır bile değil eksi birisi olarak görüyorum. Ama Thumbnail'da utanmadan yazılımcıyım yazmışsınız. Önünüzde bir bilgisayar koymuşlar. YouTube'dan tutorial izleyerek gün geçiriyorsunuz anlaşılan. Yuh ya. Sonra ben de buna ne demiştim? Bir şey bir cevap verdim. Her şey tarzında bir cevap verdim ben de buna. Hani juniorlar genel olarak zaten öğrenme süreçlerinde hani YouTube'da geçirir vakitlerini, tutorial videolarıyla geçirir vakitlerini tarzında bir cümle kurmuştum. Sonra o da bana demiş ki önüne bilgisayar koymuşlar, video izliyorsun, o zaman herkes yazılımcı. Yani bir video çekiyorsun sanki 10 yaşında çocuksun, yorma be. Demiş. Ondan sonra arkadaşlar ben buna da bir şey cevap verdim. Ha, ben sonra bu tweet'i attım. Tamam mı? Şey yazdım. Utanmadan bir oyu yazılımcı yazmışım. Ya dur sileyim hemen. Tamam mı? Tarzında bir tweet attım. Sonra bu çocuk bana mesaj attı. Ya az önce tweet attığını gördüm. Ay mesaj attı diyorum. Yorum attı. Ya az önce tweet attığını gördüm. Twitter'da kendi yorumumu görmek. Dostum ben kendi kendime tutorial. Ben de kendi kendime tutorial diziyorum. Ama kendime yazılımcı demiyorum henüz. Muhtemelen senden daha yazılımcıyım. Özgüvenine hayran kaldım ayrıca. Gülüşün de çok tatlı. Söylemek istedim. İstersen DM'den yürüyeyim. Anladınız mı? Yani benim gerçekten bu tarz yorumlara üzülmem tamamıyla saçmalık olurdu zaten. Bu insanların niyeti bu. Yani başta böyle kendi şeylerini yapıp hani gözlerine batan ya da yapamadıkları şeyleri başkaları yapabildiğini gördüğünde çıldırıyorlar, kuduruyorlar gerçekten. Sonra DM'den yürüyeyim yazmış ve bu arada Instagram DM'den yürümüş. Yürümüş de demeyeyim de mesaj atmış yani. Ben de buna şey demiştim. En yazılımcı sensin. Aynen kanka demiştim. Sonra o da Instagram'da en yazılımcı benim yazmış. Embesil yazmış bir tane kardeş shorts videoma. Yani kanka sağ ol. Cringe. Bu arada bunu ben kötü eleştiri olarak almıyorum arkadaşlar. Yani insanların bazılarının hoşuna gideriz, bazılarının gitmeyiz. Bazılarına cringe geliriz, bazılarına tatlı geliriz. Bu çok normal. Yani bence. Kolay görünmeyi düşündün mü? Bu arada yani nereden biliyorsun psikoloğa gittiğimi? İyi tahmin etmiş, zeki adammış. Sen oku, dirsek çürüt, çalış, yazılımcı ol ama bir çay demleyeme. Bu da ofis bloğundan bir yorum.
Orada çayı demleyemiyordum arkadaşlar. Çayı soğuk suyla demledim. Ama var ya, o an aklım, çünkü hem video çekiyorum hem de ilk defa onu yapacağım için çok bambaşka, karma karışık bir şeydi. O yüzden demleyememiştim. Böyle aklım kaybolmuştu. Ablam ona yazmış. Abla özür dilerim. Ama ben çay demlemeyi öğrendim. Memleketin her yeri varoşlukla doldu. Yazık. Ya bir kere şunu söyleyeceğim. Bu varoş lafı nı diyen bir insanı ciddiye almam mümkün değil yani. Çok iğrenç, tiksinç bir laf yani, varoş. Hani geri zekalı desem bak yine anlarım, tamam mı? Varoş. Videoların biraz özensiz duruyor. Umarım çok daha profesyonel videolar çekersin. Bir de hangi alanda çalışıyorsun, o alanla alakalı videolar çekebilir misin? Şimdi güzel bir yorum bu arada. Ama ben zaten hep şunu söylüyorum. Şu an videolarımı zaten çekebildiğim en profesyonel şekilde çekiyorum. Yani bunun daha ilerisi şu an için imkanlarım dahilinde değil maalesef ki. Ama olduğunda tabii ki de yapacağım. O ayrı bir konu. Ama yani daha önceki videolarımı da izlememiş bir insan olduğu için bu yorumda bulunmuş. Çünkü daha önceki videolarımda diyorum ya, ben bu videoyu iPhone 6 ile çekiyorum diyorum. Yani şu anda bayağı webcam ile çekiyorum bu videoyu da. Ses kalitesi çok daha iyidir tabii, o ayrı bir konu ama yani. Abla çekeceğiz, tamam. Kızma ya. Çekeceğiz de. Ne itici bir tip. Mık. Meka. Yani itici gelebilirim bence insanlara. Çok normal. Şimdi ben Twitter yazılımcı formülü diye bir önceki, bundan bir önceki video değil, ondan önceki videoda birisinin yorumunu okumuştum arkadaşlar, tamam mı? Ve ben o yorumu okurken, hani bakın, o fikir benim fikrim değil ha. Yani başkası bir yorum yazmış, ben o yorumu okuyorum. O keste gittim Twitter'a attım, beni bir linçlediler. Gerçekten bir de şey diyorum başında, demiş ki diyorum, hani başkasının ağzından söylediğim o kadar belli ki, ama insanlar beni linçlemek istiyormuş demek ki. O ara beni linçlediler. Sonra işte Twitter yazılımcı formülü diye bir gönderi atmıştım. Şey demiş, Twitter yazılımcı formülü parantez içinde cringe olmak, aşağıdaki arkadaş gibi şebeklik yapmak demiş. Kardeşim, yiyorsa sen yap ya. Vallahi yiyorsa sen yap. Yani çünkü buna şebeklik deniyorsa tamam, ben şebeğim yani. Okey, ben buna çok razıyım yani. Neden popüler olduğunu anlayamadığım çağlardan alay da edemiyorum. Çok kendi halinde ve rahatsız edici hareketleri yok ama mizahı beni eğlendirmiyor şahsi. Çok güzel bir yorum ya. Ben bayılıyorum böyle yorumlara. Yani Teşekkür ederim ya. Ağzını bağlıyorsun. Gerçekten teşekkür ederim. Böyle mantıklı, yapıcı eleştirilerin kulu kurbanı olayım ya. Gerçekten yani. Teşekkürler. Cringe videolar çekerek fenomen Twitter yazılımcısı olmaya çalışmak da yeni trend galiba. Öyle kanka, vallahi ya. Bir tane nesli diye biri var. Sürekli editler yapıyor, atıyor Twitter'a. Cringe cringe YouTube videoları çekiyor. Bir de onların geliyor kesitlerini atıyor. Allah'ım, böyle çıldırıyorum onu görünce. Fenomen olmaya çalışıyor galiba. Ya engelliyorum, sessiz alıyorum, başka yerlerden görüyorum. Aa! Engelleyeyim, topluca engelleyeyimken silinsin gitsin ya. Yalnız benim max sinirlenme şeyim. Sen niye böylesin ya? Ay. Evet arkadaşlar, şimdilik kötü yorumlar bu kadar. Aslında ben çok daha fazlasına şahit oldum. Tabii ki ayrı bir konu. Ama şu an elimde kanıtlarıyla olanları özellikle sizlere göstermek istediğim için ve bu kadarcık şimdilik. Olur da daha dahası gelir diye düşünüyorum zaten. Çünkü yavaştan kanalımız büyüyor. Gerçekten bu yüzden çok mutluyum. Tam olarak 700 abone olduk. Ve gerçekten çok mutluyum arkadaşlar. Düşünemiyorum. Yani düşünsene, 700 kişi, hani 700 insan, 700 people. Ya bambaşka bir şey arkadaşlar, yani çok değişik hissediyorum. Yani ay, çok teşekkür ederim ya tekrardan. Gerçekten umarım videolarımdan zevk alıyorsunuzdur. Umarım gerçekten sizlere iyi geliyorumdur. Biliyorsunuz ki bu kanaldaki amacım teknik videolar çekmek ya da profesyonel videolar çekmek olmadı şimdiye kadar. Bundan sonrası için nasıl olur bilmiyorum ama şu anki amacım sizi enerjimle birazcık da olsa mutlu edebilmek ya da güldürebilmek. Daha sonrasında imkanlar dahilinde çok daha güzel şeyler yapabileceğimize çok eminim. Bakalım ilerisi bizim için nasıl olacak hiç bilmiyorum.
Ama çok kısa bir sürede gerçekten 1,5-2 ay oldu ben YouTube'a başlayalı ve 700 abonem var şu an. Ve gerçekten o 700 kişinin 700'üne de teşekkür ederim. Beni çok değerli hissettiriyorsunuz. Umarım ben de size kendinizi birazcık da olsa değerli hissettirebiliyorumdur. Buraya kadar geldiyseniz yoruma şöyle turuncu bir kalp bırakırsanız çok sevinirim. Buraya kadar izlenmişimi anlamış olurum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bu video da buraya kadardı. Bir sonraki hafta gelecek videonun konusunu henüz ben de bilmiyorum ama bu tarz bir video olmayacağına emin olabilirsiniz. Güzel bir video gelecek. Ne olduğunu bilmiyorum ama yani. Ama kesin güzel olur yani. Kendimden emin olma şeyim peki. Videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı, bakın turuncu kalp lütfen. Yorum bırakmayı, abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Sosyal medya hesaplarımdan beni takip etmek isterseniz arkadaşlar. Aşağıda linkleri var, tamam mı? Oradan beni takip edin. Instagram'da Reels'lar falan paylaşıyorum. Yani umarım beğenirsiniz diyeyim ya. Elimden geldiğince içerik üretmeye çalışıyorum işte. Kendinize çok iyi bakın. Tamam. Kendinizi kendinize değerli hissettirin. Desteklerinizi her zaman bekliyorum. Ve lütfen yorumlarınızı esirgemeyin benden. Bir de paylaşırsanız sevinirim videoyu. Bunu hep unutuyorum. Sonlara ekliyorum ama olsun. Tamam. Siz ne yapmanız gerektiğini çok iyi biliyorsunuz. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Görüşürüz bir sonraki videoda. Hoşça kalın. Neler söylüyor ben hiç sallamıyorum bile. Hiç umurumda değil. Sen de geç.